diyoruz magazin turuna sen meyveleri sen hayatım, tek başına. Yani organik İftardan takılıyoruz. Sonra. Organik takılıyoruz. Bütün VTV'lerimizde organik işte geliyor. Ünlüler dünyasındaki en son gelişmeler. Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Alihan Aloğlu'nun aşkı tam gaz devam ediyor. İddialara göre geçtiğimiz günlerde sevgilisi Deniz'i çiçeklere boğmuş. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil hakkında olay aşk iddiası. İddialara göre Erbil, basketbolcu Can Korkmaz'la aşk yaşıyor. İkilinin gizli görüşmesini paylaşımları ile verdi. Bacağına kaynar su döken Gonca Vusateli bu olayın nasıl yaşandığını açıkladı. Tencereyi yatağın üzerine koydum. Yatağa oturdum. O da ne? Şiltenin esnekliğini hesap edememişim. Oturmamla kaynar su dolu tencere bacaklarıma devrildi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yaptığı paylaşımla kızını aratmadı. Hatta Tilki'den daha çok beğenenler bile oldu. Ne dersiniz, yeni bir dünya starı mı doğuyor? Merve Özbey ve kızından maşallahlık paylaşım. Bir başka çocuklu fotoğraf Eser Bey'den geliyor. Yenenler oğlu Mete Emmi ile bu pozunu babalarında hakkı ödenmez bence notuyla paylaştı. Geçiyoruz Mesut Özil'in güzel eşi Amine Gülşek'e. Amine Gülşek kızıyla salıncakta sallandığı anları park keyfi diyerek paylaştı. Çocuklu paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Pelin Karahan oğullarıyla eğlenceli anlarını paylaştı. Cem Yılmaz'dan güldüren bir paylaşım geldi. Ne oldu? Pandemi bitti mi? Aşkları belgelenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den ayrı ayrı aşk fotoğrafları. İsmi Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senya ile aşk iddialarına karışan Melisa Döngel katıldığı bir programda bu konuya açıklık getirdi. Sunucu Ece Erken geçtiğimiz yıl kendisine leşsiniz, ucuzsunuz diyen sözde fenomen Reynmen'e 5000 liralık manevi tazminat davası açtı. Yasaklı madde, şiddet, darp, hakaret, her türlü kaosun olduğu Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu davasında yeni gelişme. Çalıkoğlu, Çınar'ın hakkında yanlış konuştuğunu ileri sürerek mahkemeden yayın yasağı istedi. Ünlü şarkıcıların vokal koçluğunu yapan şarkıcı Fatih Ertür, Eller Yansın isimli şarkısını çıkarttığını duyurdu. Ünlü isimler geçtiğimiz yıllarda vefat eden Nur Yerlitaş'ı ölüm yıldönümünde unutmadı. Ebru Gündeş, Cenk Eren gibi isimler Yerlitaş'ı sosyal medyalarından andı. Güzel oyuncu Hazal Kaya bir kuruluşta Türkiye'nin iyi niyet elçisi oldu. Çukur'da ortaya çıkan aşk belgelendi. Öner Erkan ve Ece Yaşar'ın ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Geçiyoruz Melisa Şenoğlu'nun yönetmen sevgilisi Umut Evirgen'e. Çağatay Ulusoy'un Kağıttan Hayatlar filmi sebebiyle aralarının bozulduğu söylenmişti. Geçiyoruz başka bir yerde yakaladığımız sevgilisi Melisa Şenoğlu'na. Sevgilisi Umut Evirgen'le bir film çekerler mi sorusunu muhabirler Özcan Deniz'i hatırlatıp soruyor. Hande Yener muhabirleri resmen koşturdu. Muhabirlerin röportaj hayalleri polisle birlikte suya düştü. Kameralarımıza Seçil Gür ve Serdar Ortaç takılıyor. Serdar Bey, Best of Serdar Ortaç albümünün gidişatı hakkında bilgi veriyor.
2002 albümde Serdar Ortaç kendi şarkılarından birini seslendirir mi? Albümde kimler olacak? Serdar Bey kimlerle dargın, kimlerle görüşüyor? Kimseyle görüşmüyorum ki. Serdar Bey ve Seçil Hanım tüm sevenlerine bayram mesajı verip röportajı sonlandırıyor. Şimdi sana bir şey sormak istiyorum. Sor, sor, sor bacım. Ay ödüm koptu biliyor musun? Canlı yayında verdiler zannediyorum böyle. Stüdyoda bir... gerginlik var. Gelin var. Gelin var. Stüdyoda gelin, gelin ata var. Binmiş. Ya, ya nasip demiş. Artık. Peki gelinimiz hazırsa gösterelim mi? Ya. Bakın sizde gelin. Tabii tabii evet verin. Buyurun. Efendim merhabalar. Bugün programı açamadım. Çünkü Sultanahmet tarafındaydım. Gedikpaşa tarafındaydım. Tam gelin ya Sultanahmet'e de gittim. O yüzden tabii ben bir ayakkabı işine de girdim. Ayakkabı koleksiyonu. Orada atölye. Ta oralarda. Sen her sabah oraya da gidiyorsun. Oraya gidiyorum. Sabah 8'de oraya gidiyorum. Ama. Tabii saat 11.30'da 12'ye kadar orada durup oradan çıkıyorum. Ama bugün İstanbul'u boşaltıyor insanlar. Aynen. Evet evet bugün öyle gördüm. Yani bugün biz yine mi kaldık yine kaldık. Biz kaldık yani. Ama bizim de o zaman gitmemiz lazım. Çünkü İstanbul gerçekten boşalıyor. Yani yan arabalarda. Türkiye'ye program yaptığımız için gittiğiniz yerlerden yine bizi izleyeceksiniz. Evet neyse. Ha, biz de boşaldığımız taraftan yayını yapsak. Mesela Bodrum, Marmaris, Göcek. O tarafa doğru kaçıp yayın yapsak. Biz de yazı yapmak yani. Ben şu senenin teknesinde yayın yapmayalım mı? Ha işte ben de onu da oraya gelmeye çalışıyorum. Bence de söylemezsem olmaz Summer'ı. Biz de yazı tekrar yapalım. Ne yok, olacak? Hem denize gireriz hem İnsanlar yaparız. İnsanlar bizi Summer'da özlesin lütfen. Alo, hem paramızı kazanırız. Bu masrafa. Sen de bir canla birlikte ola ola artık önceliğin değişmiş. Ben ona biraz söyleyeceğim. Onunla alakalı değil. Çünkü tabii ki öyle. Çünkü şöyle masraflar çok olunca yani sektör fazlalaşması lazım. Bak ne oldu? Evden çıkamaz. Oradan ayakkabı yapalım diyoruz. Oradan öbürküsünü yapalım. Oradan mayo yapalım. Yani nereden ne gelirse girişimci kadınlar olarak erkeklerden bize bir fayda olmadığına göre arkadaşlar kendi başımıza bunları yapmak çok güzel zorundayız. Görünüyorsun. Çok hani böyle arabaların önündeki bebekler var ya onlar gibi duruyorsun. Evet öyle öyle durayım. Bugün ben de işte gelinlik var. Çok seviyorum. Bugün mor Yılmaz Morgül geleceği için ben de mor da en çok uygun. Beyaz yakışır. Ha, dedim ki bu kadar bak astrolist geldiği nasıl belli. Tabii. Ha. Bizim kulisler hep böyle olmaz mıydı Arthur'cum? Bizim kulisler inan bana hep böyle olurdu. Benim şimdi, kulisler böyle olmaz. Bende daha çok pırlantalar, yüzükler, tek taşlar. Bizde de öyle olan astrolistler vardı. Benim kuliste pet su. Sen yok, de. Yok gazinodan bahsediyorum. Sen gazinoya çıkıyor olsaydın sende neler olurdu neler. Sende olur, sende gökdelen dikerler. Peki Yasmin Erbil. Bir aşka başlamış. Evet. Öyle görünüyor. Hem de bir bas. Bir basketbolcu Can Korkmaz. Bir görüntüsünü verelim bakalım Seren beğenecek mi? Çünkü Allah sonuçta Allah. Aileden sayılırsın Seren Bey bak bakalım. Kesin. Yani bakalım bakalım. Can Korkmaz'ın bir fotoğrafını verelim. Çok da tatlı Yasmin. Bir röportaj. Çok tatlı. İnşallah babasını çok mutlu soruyorlar. Olur. Babam çok iyiydi diyor. Havuza bile girdi Antalya'ya gitti diyor arkadaşlarıyla. Babasının yolunda gitmesin. Yani, bana bak babasının yolunda gidiyor. Güzel çocuk. Çocuk da hoş ikisi de yakışmışlar. Ay, çok yakışmışlar. Paylaşımları ele verdi. Seren biliyorsun son zamanların modası paylaşımlar ele veriyor insanları. Bulunduğu mekandan minik minik paylaşımlardan hemen buluyorlar takipçiler. Zaten belki de bulunmak da istiyorlar. Tabii minik minik o mesajı vermek istiyorlar. Evet, olabilir. Bir zaman geçmişse o mesajı vermek istiyorlar artık kız da erkek de. Yani bir an bakıyorsun tabii o flört dediğimiz süreçte hani bir yemekler bilmem ne bakıyor olacak mı? Hisler devam ediyor mu? Bir başta yükselebilirsin sonradan hiçbir şey hissetmediğin de olabiliyor. O yüzden o belki o süreci kimseye söylemeden geçirdiler. Şimdi de hazırlar. Şimdi de artık hazırlar. Evet. Bizim peki. De Türk Kylie Jenner'ımız oldu artık. O da basketçiyle birlikte. Evet o da basketçiyle beraber. Peki şimdi Kerem Alış'ı bilirsiniz. Bilmez miyim canım benim ha. O. Şimdi nasıl sakin bir adam mıdır? Çok sakindir. Sakin midir ya? Çok bana sakin. Hiç sakin gibi gelmiyor bana biliyor musun? Bana çok beyefendi geliyor ve ben çok beğenirim onu. Çok sakindir. Yani bana ilk öyle geliyordu sonra Oktay'la gezince dedim ki bu da sakin değil belli dedim. Yok yok. Ve nitekim sette birkaç problem yaşadı. Sakin daha tahammül etmez yani saygısızlık saygısızlığa yandaki tahammül. Yandaki adam Murat Ünal almış evet. Kol arkadaşı. Evet.
Dedikodulara göre sette bir kavga çıkmış Sera. Bir zamanlar Çukurova, şu anda reyting rekoru kırıyor. Sanırım onların arasında bir gerginlik olmuş. Onu soracaktım. Bu gerginlik Kerem'den kaynaklanır mı acaba? Bilemeyiz. Kerem saygısızlığa tahammül eden bir çocuk değil. Ama burada saygısızlıkla ilgili bir şey yok. Ne var biliyor musun? Neymiş? Benim okuduğum kadarıyla Murat diyor ki oradaki rolü değiştirmeye çalıştı. Değiştirmeye çalışıyor ve rol çalıyor diyor. Ha, şöyle bir şey yapar. Babasında da vardır. Babalarımızda, bizim babalarımızda bir şey var. Mesela senaryoya bağlı kalarak oynamazlar. Mesela sufle veriliyor ya, yani senaryoya bakıp işte bir şey söylüyor. Onu o kendi vücut diline ve kendisine göre cümleyi değiştirir. Hareketi değiştirir. Karşıdaki oyuncu zorlanır. Tabii ben çünkü dizi çektik biz. Ben Kerem Alışık'la da dizi çektim. Şükran Büfe diye. Ondan sonra Şükran Büfe diye şeyde TGRT'ye dizi çekmiştik. Şeyi var, kendine göre rolü yorma şeyi var. Ha. Tamamen bu senaryoya bağlı kalmıyor. Ama aslında güzel bir şey o. Bazıları motomot aynısını yapmak ister. Şimdi kalkıp da çocuk sen burada buna bağlı kalmadın, iki tane cümle fazla eksik söyledin veyahut da bunu değiştirdin dediği zaman o da seni ilgilendirmez, sana ne der? Der. O mu? O öyle bir şey olmuş. Yani durup dururken zaten o formatta bir şey o yaşanmış. Yoksa saygısızlıkla ilgili değildi. Saygısızlık bu türde saygısızlık. Sanki bu türmüş gibi. Yani giderse bu gidecek tabii ki, bu kıdem olarak. İlk önce bir şey varsa rahatsızlığı yönetmene söyleyecek. Onunla direkt diyaloğa geçemez yani oyuncular. Geçiyorsun ya. İşte niye geçiyorsun biliyor musun? Çünkü çok uzun süredir oynanıyor ya dizi. Artık çok tanıyor insanlar birbirini. Tabii bir şekilde artık ama işte o dizideki rolün de başarılı olmasının sebebi kendinden de bir katmak. O yüzden Kerem bunu çok iyi becerebilen bir çocuk. Muhtemelen böyle bir şey yapmıştır. Ya bir kere öbür gün de canına sıkmıştır. Sen demiştir niye böyle yapıyorsun. O da seni ne alakadar ediyor demiştir. Budur yani en fazlası. Yani öyle. En fazla kabalık bu mu budur değil mi? Kerem öyle der. Sen karışma der. Ya Kerem'in hiç öyle başka bir sistemi olamaz. Yok mudur? Olmaz yani. Peki bu rol çalmak mıdır? Aleyna Tilki'nin annesi. Ay o Aleyna'nın bütün ailesi ondan rol çalıyor yani, bir tek annesi değil. Bir paylaşım yaptı. Şarkılar mı söylüyor? Değişik. Sesi güzeldi galiba. Güzel. Demek ki annesi. Tabii. Annesine. Bence beyni de daha iyi diye düşünüyorum annesi, yani. Evet, annesi akıllı falan bayağı bir şey, bir kazan. Dinleyelim mi sesini? Amatör için harika okuyor. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii bu şarkı Sibel Can. Yani öttürüyor yani Orhan Gencebay şarkısı. Harika bir şarkı. En sevdiğim şarkılardan bir tanesidir. Fakat bundan sonra Aleyna'cığım annenin hayranıyım. Çünkü çok lezzetli. Ya. Çok arabesk gırtlakla çok güzel okumuş. Bayıldım. Bundan sonra Bence Aleyna'nın annesine de özel. Fantazi bir albüm yapılabilir. Bir de genç tabii anne. Zaten çok genç bir anne. Çok genç olduğu için. Çok güzelmiş ya. Evet. Bayıldım. Deniz bir daha versenize biraz daha. Hadi biraz daha verelim. Serini mi çok kıracağız? Çok güzel söylemiş. Şarkı da enfes zaten. Buyurun. Çok iyi söylemiş. Zara da söyledi bu şarkıyı. Bu Zara'nın da sesine bayılırım ben. Zara ve Sibel Can'dan bu şarkıyı dinleyin. Zara da ağlar hep. Birisi de espri yapmış. Babası ne söylüyordur o kim bilir diyor. Babası annesine söylüyordur. İşte ayrıldılar ya. Ama tabii annesi... anneler kendi yapamadıklarını kızların yapmasını isterler. Belki de o da şöhret olmak istedi zamanında. Kızı oldu. Olamadı ama kızı oldu. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Anne de fıstık ve annenin de sesine yani çok güzel nameler yapıyor. Bayıldım. Bir anne kız daha gösterelim. Merve Özbey kızını paylaştı. Evet. Ya kocaman bir kulak takmış kafada bir şey. Merhaba demiş. Ben Gıdı ve Yanak. Annem de zaten kafama yastık almış. Bandana diye. Ya seni yerim. Bu da kocasını doğuranlardan. Çok tatlı. Bunun da kızı aynı Kerem'e benziyor gerçekten. Ya Allah bağışlasın. Ay maşallah ya. Eserinki de çok güzel. Eserinki de çok güzel. Çocukların hepsi çok güzel. Lütfen eserinkini de verelim. Bir sürü var. Göremiyorum ki çocuk. Merve de iyi arkadaşım. Pandemiden gidemiyorum. Eserinkine bakar mısın? Ay maşallah çok, ya. Çok. Ah yiyeceğim ben seni. Ay felaket tatlı bunlar. Bu ne ya? Bu nasıl bir yatış? Ay, Eser baba olduktan sonra ve koca olduktan sonra benim gözüme bir sempatik görünüyor. Evet. Hiç sevmezdim Eser. Evet. Cem Yılmaz'ın da küçüklüğünü verelim. Cem Yılmaz pandemi sonrası. Bak Seren ne oldu Cem Yılmaz'a? Pandemi geçmiş. Pandemi geçti mi? Yok artık.
Senin kremlerden kullanmışlar. Benim benim kremlerden göndereyim Cemal. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şöyle paylaşıyor. Pandemi bitti mi? Ya çok tatlı adam. Ay Fedon'a benziyor. Yemin ederim. Fedon Deniz Veysel'i de açmış bu arada gözümüzden. Fedon hep solaryum ya. Hep ya. Ben hayatımda o kadar bronz maşallah bir adam Allah'tan görmedim. Maşallah Allah'tan kanser olmadı biliyor musun? Ya? O Eda değil. Taşpınar'la evlenmeliydi. Fedon ve Eda Taşpınar. Acayip büyük bir ikili olurlardı bu arada. İkisi bronz. Şu yeni aşıklarımıza bir bakalım. Tabii bizim için çok eskiler de. Hande ile Kerem devam ediyorlar fotoğraf paylaşmaya. Böyle... Cam bir kanonda paylaştık. Evet. Çok şık. Aa Maldiv burası. İşte evet. O otelin kanoları böyle evet. Şey cam. Biz de yaptık. Geriye cam kano kalıyor arkadaşlar. Camdan. Şey camdan. Onların ilişkisinin gidişatıyla ilgili kötü şeyler hissediyorsun galiba. Maldivler falan, cam kanolar falan. Yani orada tabii en gitmeyen şey bile çok güzel gidebilir. Çünkü ortam, şartlar, tropik bir iklim. Bir de çok baş başasın orada. Bir de yani. Çok... Ne? Gamze var. Ay. Çok küçücük bir yani küçücük bir adada her adada bir otel var ya zaten minnacık bir şey ada. İnşallah ama, gideceğiz. Ya biz de gidelim ya dur ben onlara söyleyeyim bir gidelim biz. Harika bir otel. Öyle mi? Türklerin de Maldivler'de oteli var ve bu Türklerin oteli. Aynen. Yani sadece onların bunların Fransızların, İspanyolların, İtalyanların. Birisini daha okudum. Birileri daha Maldiv'e gidecekmiş. Evet. Yine ünlülerden. Kimdi? Ben de okudum. Ama ünlü. Yani gerçekten ünlü. Evet. Kim? Hadise mi? Ha yalan evet, çıktı. Doğru, o yalan Kaan. Çıktı. Kaan yalanladı onu. Dur vereceğiz. Çantayı ben... yalanladı. Haklı çıkan haberler yalandı dedi. O çanta dedi. Baba yalandı çünkü Kaan oturup da 250 bin liralık çanta Hadise hediye etmez yani. Yuh. Peki. Eder ay mi? Bu arada Hadise etmez. Deyince çok önemli bir şey öğrendim ben ya. Ay söylemek için sabırsızlanıyorum ama. Daha az sonra mı diyelim? Hadise'nin son zamanlarda beraber olduğunu iddia edilen kişiyle. Evet. İsim vermiyorum. Evet. Bir starımız var ya her yerden çıkıyor. Yani. Evet. Hani o da mı? Meşhur. O da olmuş. Aman be. Net. Aa! Bak net. Bunu direkt söyleyebilirdin. Hiç söylememe gerek söyleyeyim. Yok. Yok yani hani iddia ediliyor ya son zamanlarda. O benim dediğim kişi zaten olmasaydı şaşardım. Tabii ben de yani. Yani hani para olan bir yerde onun oraya kapak atıp ona ulaşmasa onunla da olmuş. Yani hani Hadise'yi bilemiyorum da hani onu daha çünkü iddialar var. Ama bu kadın var ya bizim her yerden çıkar arkadaşlarının aşklarından. O da gitmiş olmuş onunla. Size net bir şey soracağım. Bunlar. Ay ben şok ağzım açık kaldım. Ben de şok oldum. Ya dedim ona nereden büyük ulaştı peki yani? Ya, tabii benimki de soru mu? Peki şimdi size kötü şeyler izleteceğim. Yani biraz üzüleceksiniz diye tahmin ederim. Şimdi Survivor yarışmacısı İsmail Balaban. Ben de istiyordum onu gittiğimiz, ya. Gittiği günden beri favorim ve onun birinci olmasını çok istiyorum. Çok da başarılı. Fakat iletişim ödülü kazandılar Seren. İletişim ödülü şöyle. Aileyle görüşecekler. Tamam. Süper. Annesiyle bir konuşması var. Lütfen bir dinle. Ama dinle. Ama dinle. Yani burada adamsın Acun Ilıcalı. Çok güzel bir şey yapıyor. Burada çok güzel bir şey. Ama o adamı, şu adamı düşürdükleri durum ailenin yaptığı mi, yanlış. Nedenini söyleyeyim önce söyleyeyim. Nişanlısı ama olaylardan haberi olmadığı için, kilometrelerce ötede olduğu için her oyunu kazandığında Gamze'nin adını zikrediyor televizyonda. Tamam normal. Şimdi Gamze eğer bunlara bir kazık attıysa ve kötü gittiyse... Ama annesi de istemeyebilir ama adını söylemesini. Tamam ama bunun netliğini biliyor musun? Ya annesine sadece belki bir saygısızlık yapmışsa. Ama annesi bu kadar egolu canlıyında söyler mi ya? Hayatım? Söyler hayatım anneler her şeyi söyler bak, babalar da söyler. Özellikle yani herkesi, herkes için haşa asla söylemiyorum. Tabii çok değerli annelerimiz. Tabii. Çok değerli sakın yanlış anlamayın. Ama bazı erkek anneleri var ki. O gözyaşlarıyla, o ağlamalarıyla. Oğlum bunu yapmadı bak sana neler yapıyor ki falan diyen. Hı hı. Ve oğlunu etkileyen hele de anneye birazcık düşkünse o oğlan. Hı. O şimdi kim bilir kızın orada ismini anıyor ya o bana neler yaptı bilmem ne falan diye. Ha, hırs aslında mı? Belki de annesinin de suçu var ama ağlıyor ya şimdi. Bastırıyor. Tabii ki anneye acır çünkü erkek evladı. Erkek şurada evladı gerek var mı bu anneye, olaya? Anneye yazık. Acır. Yani çocuğun senin oradayken bir yarışta kazanabilir ve kazandığı zaman da bütün hayatı değişecek belki hani aldığı ödülle falan. Şimdi bir anne olarak ne yaşarsa yaşasın. Aynı anladın bir daha burada bir tek neyi kabul yapması ederim, biliyor yanlış musun, kusura Seren? Bakmayın bence. Seren burada bir tek neyi kabul ederim biliyor musun? Boynuzlamışsa. Heh
Bilmiyoruz ki ama. O kadar ama. Abi, ama bir tek o. Evet. Yani, ama çıkar, bilmiyoruz. Çıkacak açıklayacak kardeşim. Şimdi bak boyunuz varsa Allah korusun. O ayrı. O kız da zan altta bırakmam ama. Düşünsene oğlun sürekli Gamze diye zikrediyor. Yok ama diyor ki karşı taraf diyor yılan gibi soktular beni diyor. Bu kesinlikle karşı tarafın ailesinle. Şimdi ben bir... Demek ki bu boyunuz değil. Değil. Yılan gibi öyle sokmaz. Öyle değilse Seren de... Seren ama sana bir şey söyleyeceğim. Evet, ben televizyona, ben buraya çıkmadan önce, yayına çıkmadan önce bir arkadaşımla konuşuyordum. Bu haberi konuşuyorduk. Erkek bir arkadaşım. Dedim ki sen Domini'ye gitsen ve böyle bir şey yaşasan nişanlında senle annenle böyle söylemesini ister misin? %100 isterim ya dedi. %100 söyledikten sonra söylemesini ister. Ama ben evladımın o anki oradaki başarısını düşünüyorsam orada çocuğun yapabilecek hiçbir şeyi yok kahrolmaktan başka. Gerçi ne olursa olsun. Gerçi ona bu yardımcı olacak. Demet Akalın gibi düşün. Tamam da kahrolmaktan başka çocuğun orada yapabileceği bir şey var mı? Performansı da etkiler çok kötü. Şimdi bir anne ağlıyor diyor ki beni yılan gibi soktular beni bilmem ne falan. Yani açıklamayı yapmak zorunda abi. O zaman niye yapmıyorsun açıklamayı? Şimdi açıklama şöyle geldi. Bakın çok sıcak bir açıklama var. İsmail'in ikiz kardeşi. Evet. Turan Balaban'dan bir açıklama var. Diyor ki öncelikle herkese merhabalar. Dün yaşanan malum olayla ilgili açıklama yapma gereği duydum. Bu konular her ailede olabilecek problemlerdir. Annemin İsmail'le konuşması kimse tarafından duyulmadığını farz ederek yaptığı saf bir duyguyla yapılmış konuşmadır. Yanımda olamadığım için maalesef bu duruma engel olamadım demiş parantez içinde. Burada her iki taraf için de olumsuz bir durum söz konusu maalesef. Konuların buralara gelmesi hiçbir şekilde istediğimiz bir şey değildi. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışanları, olayları farklı yöne çekmeye çalışanları duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha fazla konuşulmamasını rica ediyorum. Bence ediyoruz canım demiş. Benim annene birazcık duyarlı olmaya davet et. Çünkü anneler gelinlerini rakip olarak görüyorlar çoğu. Ve onlarla araları bozulduğu zaman çocukları da onlara düşman olsun diye çocuklarını dolduruyorlar. Buradaki konuşma net bu. Net. Ben ne yaptım? Hemen anlarım yani. Ben net. De gittim. Şimdi bu çocuk Antalya'da evet. Bu çocuğu falan biliyorum yani. Ben de gittim kızın sayfasına baktım. Gamze'nin soyadını da biliyorum. Evet. Profil fotoğrafı hala İsmail ile sarmaş dolaş. Tabii ki çünkü o çocuğu seviyor. Ayırmak isteyen anne yani. Çünkü. O ben kadar neyim, belli ben ki. Çünkü ben bu numaraları çok gördüm biliyor musun bu numaraları? Bu haberi, aynısı. Bu haberi Bilal'e atacaktım yani, hatta Bilal'e diyecektim çok etkilendim ki, ben. Geçtim, gece 3'te gördüm uyanıp. Ne olur kızla da konuş diyecektim ama unuttum sonra. Bir de muvaffakatname var aileyle sanki konuşamıyoruz şu an. Yani ama, tabii. Ben annelerin bunu kan davasına çevirmelerini, çocuklarının hayatlarındaki kadına bu kadar düşman olmalarını. Ne olursa olsun anlaşmazlık olur, sıkıntı çocuk olur, kavga olur, çok gürültü. Ünlü oldu senin oğlun orada. Onun adını söyleme, onun bilmem nesini söyleme. Nasıl ancak gibi, Arto'nun dediği gibi aldatır bir erkek. Yani, orada o zaman büyük bir namusa ki burada olmadığı ben, belli. Ben yani, inşallah bir kere kardeş de güzel, tabii, çok güzel açıklama yapmış. Anne, bravo. Anneler anne, birazcık evet, gerçekten duygulara sakin olun. Evet. Biraz hırsa kapılmayın. Onlar sizin eşleriniz değil, çocuklarınız, erkek evlatlarınız. Ve gelinle savaşmak, onu kötülemek. Ağlamana yaptı, ağlamana yaptı. Böyle ama bir ben bunları ben yani, o kadar ses tonumdan, bak ses, biliyorum bu ses tonunu ben çünkü. Kulağımda olduğu için. Bu ses tonu dedim, bir bu tınlamalar bir tanıdık geldi dedim. Çünkü aynı, yani hanımefendi için söylemiyorum ama genelde aynı numaralar. Öyle mi oluyor? Bir tanesi hastanelik olur, öbürküsü bayılır, öbürküsü şeker hastası olur, ne yere düşer. Ya? Yani bu kadar çok hani savaşa döndürmeyin bu işi ben gerçekten. Ben şey üzüldüm. Hani, İsmail diyor ki şeyde, konseyde. Galiba ayrıldılar diyor. Aileler anlaşamadı. Sen oradasın, sen ayrılırsın, sen karar verirsin İsmail. Bu yüzden ama şöyle söyleyeyim. Bu yarışmanın birincisi bugün itibariyle İsmail'dir. Bunu da bileceğim demiş. Ayrıca da bir şey daha söyleyeyim. Ben de şunu söyleyeyim. İsmail'cim madem annen böyle bir şey söylüyor hemen tesir altında kalmayacağım. Hemen tesir altında kalıp nişanlınla görüşecektim. Ha, ne oldu sana diye o soruyu soracaktım. Annenle mi görüşürsün bundan sonra, nişanlınla mı? Son bundan durumu sonra öğrenmek değil için. Ben tabii ki nişanlımla görüşeceğim. Ne sen? Münasebet ya. Ben annem. Ben nişanlımla işte, görüşeceğim. Yani ben annem mı ne derse doğrudur. Peki şimdi çünkü benim annem sizin tarif ama, ettiğiniz anneler gibi değil. Tabii şimdi herkesin annesi evet, ayrı. Benim annem... Ama bütün erkeklerin de ağzından şu çıkar. Benim annem diğerleri gibi değil. Melektir. Peki şimdi o zaman hazır bu eğleniyorken Survivor'da bir kere daha böyle bir yarışma oldu. Bir kere daha ödül verildi. Bu sefer eğlenceli. Eşiyle konuşan Emine hiç unutamıyoruz bakın. Deli ya. Bakın bu. Çok bakın bu gerçek adam duygulardır işte. Burası Zefir'e kararlı. Kız bu çünkü tiyatro değil de değil mi? Gerçek bu. Size şöyle söyleyeyim. Gökçe bağırıyor ya, Gökçe cevap veremiyor. Yıkıldı diyor Gökçe diyor. Gökçe 3 aylık.
Ya yani Emin abi. Zifiri karanlık diyor. Baba, baba aydınlık diyor orası. Ama yani komedyen adam ya. Muhteşem. Böyle bir şey yok. Yani bu tiyatro herhalde. Ben siz nasıl uyuyorsunuz? Nasıl kahvaltı yapıyorsunuz? Yerim ya. Peki çok o zaman. O zaman şimdi en sevdiğimiz bölüm. Şarkılar, türküler. Ha öyle mi? Nisan ayında en çok çalınan şarkı. En çok söylenen şarkı ve şarkıcılar. Buyurun. Evet, liste Bilal Sonses'le başlıyor 10 numarada. Bu arada bu önemli bir liste. Radyometre, yani radyolarda en çok çalınan, en çok tercih edilenlerin listesi bu. Tabii ki Edis ve Tuğba Yurt, Kral ve Kraliçe. Evet, beklenen son. Tuğçe Kandemir var mesela burada değişik. İki şarkısı da listede. Bir üçüncü, bir de yedinci sıradan girmiş. Tuğçe Kandemir ben çok tanımıyorum ama çok ismini duymaya şarkılarını başladım. Şarkılarını da biliyorsunuzdur. Evet. Neler mesela şarkıları? İşte biraz tombik mi kızımız? Daha da kilo aldı biliyor musun? Öyle mi? Yani aslında bu kadar değildi, bir tık daha kilo aldı. Sanırım pandemi yaradı ona da, olsa hepimize bak, yaradı. Dikkatimi ne çekti biliyor musunuz? Bu listede hiçbir eski sanatçı yok. Zinet hariç, evet. Zinet en yaşlıları yani. Listenin en yaşlısı Zinet. Doğru. En kıdemlisi. Demek ki... Artık gençler mi? Hayır, demek ki baksana hepsi yapıyorlar, hiçbirisi yok. Demek ki bunlar dinleniyor artık. Yani, doğru. Yani ama daha Gülben Ergen yapmadığı için yaptı. O listede yok. Hayatım o 5. şarkıyı yapıyor da olmuyor işte. Yani her sene 3 tane şarkı çıkartıyor, hiçbirisi tutuyor. Peki listede bir şey daha var. Dikkat çekici. Dünya starımız Aleyna Tilki yok. Ama Aleyna Tilki İngilizce şarkı çıkardı. Ama İngilizce şarkıyı single. Siz de beğendiniz ama ben şarkıyı hala çok beğeniyorum. Evet. Çok beğeniyorum. Güzel. Ne güzel. Kadınsılığı, oradaki o şey ne direkt dansı yapıyor falan ya orada. Kim o ya? Biraz verebilir misiniz? Aleyna hazır mı? Aleyna. Ayarlayalım. Nereli sen o sıra konuş. Aleyna yapıyor. Burada yok ama listede. Çok güzel var. Hayır. O bölümü mü yoktu? Hayır, Aleyna yok hayatım. Hayır, listede yok. Ha. Ama hani başarısız İlk yüzde yok, söyle söyleyeyim sana. Evde yok Aleyna. İngilizce bilmiyorsunuz, ben ne yapayım dermişim bana. Bu liste İngilizce, radyolarda çalan liste ve hiçbir şekilde Aleyna tercih edilmemiş. Mesela aynı anda çıkan Kerimcan'ı biliyorsun. Peki Türkçe radyolar İngilizce şarkı Aleyna çalıyor mu? Aleyna'yı çalıyorlar. Birkaç kez denk geldim. Tabii ki ama çalıyorlar. Ne kadar çalsın, o kadar çalsın. Tabii tercih edilmeyebilir. Radyometrede şöyle bir şeyler de oluyormuş bu arada. Mesela fragman veriyor ya, yani mesela şarkı tanıtımlara, teaserlara veriyor ya, onların da ne kadar çalarsa, şimdi mesela köyde, kasabada yerel radyolar da var ya, mesela oradaki yerel radyolarda işte mesela bu teaserlar ne kadar çok dönerse bu dinlenmeye de etki ediyor. Ya dinleme etki etti yani, o teaserların yayınlanması da sayılıyor bu. Seren burada sıralamada şunu söylemek istiyor. O teaserlar, o reklamlar parayla yapılıyor. Bir sanatçı çıkmadan önce o teaserları veriyor, reklamını yapıyor. Senin buradaki tabii fair olmayan şey, hani bu olmamalı diyorsun. Haklı. Hayır, olarak oradaki yayınlanan teaserların süresi de bir de yayınlanma şekli de bu sıralamaya giriyor. İşte. Aslında girmemesi lazım. Onu da katıyorlar hesaba. Yani çok enteresan şeyler evet, vardı. Ama mesela biz geçtiğimiz ayın YouTube'da da en çok izlenenlerini söylemiştik. Tuğba yine orada da vardı mesela. Tuğba ile Edis çok iyiler. Evet, gerçekten. Tabii onu her yerde görüyoruz. Her yerde karşımıza çıkıyor. Aleyna'yı görmek istedim. Biraz gösterelim o zaman. Gösterelim vallahi. Ben beğeniyorum şarkısını ya. Nedense çok hoşuma gidiyor yani. Ama işte listenin yani başında o var hatta. Vallahi. Bir şarkı. Edis'in şarkısı en favorim. İkinci Tuğba'nın şarkısı benim o. Bir de sosyal medyada şöyle söyleyeyim size. Edis'in bu dansını herkes yapmaya başladı. Evet. Yapıp koyuyorlar böyle reel bölümüne. Kilo ve inanılmaz vermiş. İzleniyor yani. Yok, Edis dansları da güzel, vermiş. Çok güzel. İyi oldu. Edis oturdu ya. Edis, sen tamam. Ne dinliyorsun arabada? O anki ruh halime. Ya. Yani hani I Will Survive First Be A Woman da dinliyorum. Ama dün akşam da mesela dün akşam yine benim yollarıma bakmışsın, gelmeyince güzel, tabii. Üzülüp. Tabii perdeyi kapatmışsın. perde de yok evde ama olsun. Yine yani gibi. Perdeci arıyoruz dermiş. Yani uzun lafın kısası, hani o insanın ruh haline göre değişiyor. Ben arabesk çok severim ama. Yani ama yabancı şarkı da çok. O ruh halime tamamen o anki arabada giderken genelde sevdiğim mesajlı şarkıları dinlemeyi seviyorum. Senin için bir daha geliyor. Haydi şarkı bakalım, ver. Harika şarkı ya. Güzel ya. Bu yazki şarkılardan bir tanesi bence bu. Böyle medium bir şarkı ve gayet. Olur değil mi? Güzel. Çok güzel bir şarkı. Allah'ım eski günlerimize dönelim de şöyle. Ne güzel olur. Evet, ya, artılar evet ya.
Eski günler. Coşsak şöyle biraz. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnsan her türlü şartı kabul ediyor ya. Allah, inşallah çok daha vahim bir şey yaşamıyoruzdur ve farkında değildir. Yani inşallah. Yani bu filmlerdeki o salgın birdenbire bütün dünyayı sarıyor falan, herkes hani süpermarketleri kırıyor, camları indiriyor falan hale geliyor ya. Yani bu, acaba diyorum bu bitecek mi, oraya doğru mu gidiyoruz? Galiba yani, bitecek. Allah korusun. Hani bu sürü bağışıklığı diye bir şey var ya, bir süre sonra hani domuz gribi de bir süre sonra bizim normal grip gibi algıladığımız bir hale geldi. İşte sürü bağışıklığı. Sanırım o aşamaya geçeceğiz yavaş yavaş gibi görünüyor. İnşallah. Peki şimdi Cem Yılmaz'a... Çağla'cığım da yazmış, bizim Çağla'mız. Ben yokum demiş. Daha yeni çıktın sen. Sen daha yenisin. Sen de önümüzdeki haftalardaki liste bizim Çağla geldi. Aa, yani. İlk biz, ama Çağla'cığım biz ilk onu verdik ya. Olduğu gibi verdik. Çağla'yı da çalalım da ona çıksın arkadaşımızın. Aynen. Ay, Çağla da çok. Peki evet. Şimdi Cem Yılmaz'la devam. Bir kız. Aferin Çağla, seni seviyorum. Sesi de çok güzel bu arada. Komşum hem de benim Çağla. Evet. Magazin diye küskünlüğünü bitirmiş Cem Yılmaz. Demiş ki duruyorum, ne sorarsanız sorun cevaplıyorum. Buyurun. Evet. Ünlü komedyen Cem Yılmaz habercilerle sonunda barıştı. Muhabirlerin güzel sürprizine Cem Yılmaz kayıtsız kalamadı. Yılmaz eski günlerine geri döndü. Yine espriler patlattı. Peki Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisi için neler söyledi? Cem Yılmaz, uzun bir zamandır çalışmalarına devam ettiği Erşan Kuneri dizisinde sona yaklaştı. Hikaye ve oyuncu kadrosunun belli olduğu dizinin senaryo çalışmaları için geçtiğimiz gün oyuncular Cem Yılmaz'ın ofisinde buluştu. Ezgi Mola, Merve Dizdar, Çağlar Çorumlu, Bülent Şakrak ve Nilperi Şahinkaya'nın olduğu ekip ofiste saatlerce çalıştı. Muhabirler ofisin çıkışına kamp kurdu ve oyuncuları beklemeye başladı. İlk çıkan isim Nilperi Şahinkaya oldu. Güzel oyuncunun hemen ardından Çağlar Çorumlu çıktı. Oyuncu ser verip sır vermezken aceleci tavırlarıyla dikkat çekti. Çorumlu'nun pandemi sorularına verdiği tepki çok güldürdü. Ve ardından Merve Dizdar ve Ezgi Mola geliyor. İkiliden Ezgi Mola konuşurken Merve Dizdar usul usul tüyüyor. Ezgi Mola diziyle ilgili sorular karşısında topu Cem Bey'e atıyor. Ve sıra geliyor Erşan Kuneri dizisinin beynine, senaristine, Cem Yılmaz'a. Muhabirlerle arasının pek iyi olmadığı bilinen Cem Yılmaz'ın kalbini muhabirler kazanmasını biliyor. İyi ki doğdunuz Cem Bey. Cem Yılmaz yine ağırdan satıyor kendini, fakat pasların cazibesine çabuk kapılıyor. Bir milat olsun. Duygulandığını söyleyen Cem Yılmaz kamu spotu vermeyi de ihmal etmiyor. Cem Yılmaz'ın keyfi yerine geldi. Esprilerini ard arda patlatıyor. Yılmaz çalıştığı oyuncuları övmeden geçemiyor. Muhabirler soramadan Cem Yılmaz bombayı patlatıyor. Demet Akalın, Serenay Sarıkaya, oralara da girin. Uzun zamandır konuşmayan Cem Yılmaz'ın konuşmasının şaşkınlığını yaşayan muhabirler, daha fazla sıkmak istemiyor ünlü komedyeni. Evet, bu röportajda Cem Yılmaz'dan Serenay'a esprili bir gönderme geldi. Bakalım Sarıkaya Yılmaz'a bir cevap yollayacak mı? Peki ne yapalım?
Peki şimdi Cem Yılmaz. Cem Yılmaz çok güzel bir şey jest yapıyor. Jeste karşılık yapıyor daha doğrusu. Çünkü karşılıklı güzel jest yapıyorlar. Adamlar orada yani basın muhabirleri. Pasta yaptırmışlar. Pasta yaptırmışlar. Doğum günü. Yani Akif'in işleri bunlar. Ya, çünkü o tatlı dilli. O yüzden nereden biliyor? Çünkü yine konuşmayacak, kapıyı kapatacak. Bak ama insan şimdi tatlı değil, yılanı bile deliğinden aynen çıkartıyor. Onu da deliğinden çıkarttı. Hem tatlı, buradaki hem orada tatlı var hem dil var. Evet. ama yani Cem güzel Yılmaz'ı herkes seviyoruz ve Cem Yılmaz'ı iki kelam böyle bir laf etmesini istiyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim. Devamlı olmaz. Doğruyu yapıyor. Devamlı tatlı değil. Hayır, çünkü fazla da konuştuğunda ne yapıyoruz? Biraz konuşmasın diyoruz değil mi? Cem yapıyoruz için demiyoruz. Ya. Cem anlamda diyoruz. Stand-up'da yani one man show'da çığır açmış bir adam yani. O ne kadar uzun konuşursa yani değil mi, solaryumlarda yatarız. Bir dakika. 100 saat dinleriz. Bir saniye. Onu. Hemen girmemiz gereken minik bir aramız var. Minik, bir dakika sonra buradayız. Buyurun. Peki şimdi. Türk televizyonlarının en renkli isimlerinden. Türk müziğinin duayenlerinden yaşayan. Ve yaşayan. Gerçekten. Sesiyle kıskandıran, birçok ünlünün kıskandığı. Ben inanıyorum ki burada ne maceralar ne hikayeler anlatılacak. Ben ayrıca da her zaman nezaketli, efendi duruşu. Hani esprili, son yıllardaki esprili tavırlarına rağmen her zaman kibarlığından ödün vermeyen. Bana göre kendi neslin, yani bu neslin yaşayan en güzel, en doğru, en nezaketli isimlerinden bir tanesi. Ve Yılmaz Morgül geliyor bu kadar. Bravo! Yılmaz Morgül! Teşekkürler ediyorum! Yılmaz teşekkürler Morgül ediyorum! Allah'ım ne kibar ya! Çok bayıldım, ona bakıyorum. Hep çok teşekkür ediyorum. Hep mi kibar olur bir de? Bir şey söyleyeyim ya, normal giyim, yani normal günlük kıyafetlerinde de acayip şık giyiniyor. Bak şunlar, ne kadar özel. Biliyorsun gözlükleriyle, trendleriyle yaptığı giysilerinde, gözlüklerinde, takılarında. Seyircimizin karşısında saygılı olmak durumundayız. Çünkü biz Türk müziği sanatçısıyız. Selen, sen çok iyi biliyorsun. Bu arada bizleri Beyaz TV ekranları aracılığıyla seyretme lütfunda bulunan bütün değerli seyircilerimize ben en kalbi sevgilerimle selamlamak istiyorum. Lütfen kabul eder misiniz efendim? Hoş geldiniz. Allah'ım hep böyle konuştukça alkışlayasın var ya. Bir kere işte hitabet sanatı var yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum Selen'cim. İşte bu da sanat müziğinden. Sensin zaten dünyalara hayat veren. Sensin insanlara mutluluk veren. Ama en çok mutlulukları hak eden sensin Seren. Ah, Allah'ım. Evet. Vallahi bunu da alkışlayacağım. Evet. Bendeki mevsimler sana hep bahar. Üstüne titrerim sonsuza kadar. Aha. Gelmesin isterim tenine zarar. Yüreğimde açmış gülü soldurmam. Yüreğimde açan gülü soldurmam. Bir daha alkış. Bir şey söyleyeyim mi? Sabah alkışlayacağım. Yılmaz, yüreğimde açmış gülü soldurmam diyorsun ya. Yani evet, her şeye rağmen ben yine de seni seviyorum diyorsun. Tabii. Her şeye rağmen sevilir mi? Ben her şeyden önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu şarkıyı dinlediğimde ben şunu hissettim. Zaten sen çok bana o günlerde aradın, sordun Seren. Çok teşekkür ediyorum seni. Benim annem çocuklar 6 yıldır Alzheimer hastası ve yatalak biraz da. Ama annem geçen ayda deri kanserine yakalandı. Bunu biliyorsunuz, yıllar önce ben de yaşamıştım. Evet, maalesef. Annem bir de üstüne deri kanserine yakalanınca ve bir de bu şarkı bana gelince ben o kadar etkilendim ki ve dedim ki ben bu şarkıyı annem için okumak istiyorum. Şarkı kimin şarkısı? Aşkın Tuna'nın sözleri. Coşkun Kıvılcım besteledi. Ben bu şarkıyı dedim bütün karşılıksız seven annelerimiz Arto ve bütün kadınlarımız için okumak istiyorum. Evet. Çünkü sizler gerçekten bizim güllerimizsiniz. Aynen. Anneler bizim güllerimiz. Kadınlar, halalar, teyzeler, yengeler, kız kardeşler bizim güllerimiz. O yüzden bizim bu gülleri, yani bizi dünyaya getiren bu gülleri en iyi şekilde yaşatmamız gerekiyor. Soldum. Bakmamız gerekiyor. Onlara ne sözlü ne de fiziki olarak hiçbir şekilde şiddet,
uygulanmaması Bravo. Gerekiyor. Bravo. İşte bu yüzden Gül'ü soldurmam bir şiddetin en büyük ilacı olan şarkı olmasını istiyorum. Ve bu şarkıyı dinleyen hiçbir erkeğin de ne sözlü ne fiziki hiçbir anneye, hiçbir kadına şiddette bulunacağını düşünmek bile istemiyorum. Zaten düşünenleri de ne erkek ne de adam olarak kabul etmiyorum. Bravo. Ben yine alkışlayacağım. Kesinlikle ben de katılıyorum. Çünkü diyor ki yani bendeki mevsimler sana hep bağır. Ya, yani güzel. Aslında koşulsuz şartsız seni seven seviyorum tek kişi, diyor. Evet. Anne yani, sever ama adamı. Aynen. Yok ama sadece şey anne böyle, böyle sever. Ama Yılmaz da annesini çok sevmemiştir. Onlar hep sevgililerle alakalı şekerim. Yani evet aşk olabilir ama bu zamanda öyle aşklar yok. E ne yapacağız yani. Bu zamanda bitti. Öyle sevenler yok. Şimdi fast Beni food annem gibi, gibi kimse sevemez. Aynı Şimdi reklama gideceğiz. Çünkü bir şey daha söyleyeceğiz reklamlardan sonra. Bir VTR hazırladık onun için. Yılmaz Morgül'ün de ne kadar annesine düşkün olduğunu biz biliyoruz. Sakın. Reklamlardan Bütün sonra. Annele, senin anneni de, Nelin anneyi de çok seviyorum. Bendeki mevsimler sana hep bahar, üstüne titrerim sonsuza kadar. Gelmesin isterim seren tenine zarar, yüreğimde açan gülü soldurmam. Şu an ne hissettim biliyor musun? Gülşen Bubikoğlu'yla Zeki Müren mi? Ne bir filmde Yok, oynamıştı? Bülent Ersoy. Bülent Ersoy ve Gülşen. Sıralardaki heyecan. Kim kime aşıktı? Gülşen Bubikoğlu ile Bülent Ersoy. Bülent Ersoy tabii ki. Bülent Ersoy. Gülşen Bubikoğlu'na aşıktı ve filmin ışık direktörü de benim eniştem Salih Balık'tı. Ay ben satın sevmiyorum. Şu anda seni. Güzel. Çünkü Bülent Hanım o zaman papyon bu şekilde giyinirdi. Tabii tabii. Daha çok o zaman. Sanatçıları çok, bu şekilde. Ben çok yani, güzel kadar bizim bu. Ve peki, öyleydi yani. Peki biz bir Yılmaz Morgül VTR'si hazırladık. Hatta Bülent Ersoy o filmde bir şarkı da anons etmişti çocuklar. Tabii biz daha çok çocuktuk ama şarkı şöyle çocuklar hemen hatırlayacaksınız. Kanımda, canımda, dört yanımda. Senden başka hiç kimsem olmasın. Bir gün görsem Ay çok güzel şarkı. Yeter bana. Gözlerim yolda kalmasın. Bence Bülent Ersoy ve Gülşen Bubikoğlu'nun yeni versiyonunu ikimiz çekebiliriz. Bence de olabilir. Bak o filmi bulun. İnanılmaz. Demin ama dans ederken hissettim. Biliyorsun Bülent Ersoy. Sen etkilendin galiba. Ama Bülent Ersoy'un Yılmaz Morgül'e çok şeyleri var. Ay. Çok kötülükleri de var. Şaka. Evet, yani çok, ben çok sanat yaşantımda arkadaşlar ilk Elveda İstanbul eseriyle çıktığımda. Oo, olay çıkmıştı o zaman. Hemen hatırlatıyoruz değil mi? Tabii. Elveda aşkımıza. Elveda anılara, bu akşam gidiyorum elveda İstanbul'a. Ay tümüne bir tane kere oldu bir dakika. Hiç hız kesmeden Yılmaz Morgül'e ait çok güzel bir VTR. Herkes stüdyoya gelsin canlı okusun bizden. Ya, ona göre. Kim istiyorsa canlı okusun. İstiyorum sesi varsa. Hodri Meydan. Bir Yılmaz Morgül VTR'si verelim. Herkes Türk müziğinin büyük yorumcusu, ailenizin sanatçısı Yılmaz Morgül. Aslen Rizeli olan 7 çocuklu Morgül ailesinin 6. çocuğu olarak İstanbul Beykoz'da dünyaya geldi. Usta tulum müzisyeni olan babası İbrahim Bey ve ut çalıp söyleyen bir babaanne sayesinde müzikle erken tanıştı. Müzikle iç içe büyüyen Yılmaz Morgül daha 6 yaşındayken babası İbrahim Bey'i kaybetti. Hayat mücadelesine erken başlayan Yılmaz Morgül eğitim hayatını sürdürebilmek için çalışmak zorunda kaldı. Bir yandan eğitim hayatını sürdürüp bir yandan para kazanan sanatçı 11 yaşında müzik eğitimi almaya başladı. Üsküdar, Kalamış, Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy musiki cemiyetlerinden ders gören Yılmaz Morgül güçlü sesi ve müzik kabiliyetiyle daha küçük yaşta dikkatleri üzerine çekti. Tutkuyla söylediği şarkıların ardından şöhret basamaklarına ilk adımını 1988 yılında attı. Adana'da otelinde az solist olarak sahneye çıktı. Bir daha sahnelerden inmeyen Morgül, Elveda İstanbul adındaki ilk albümünü 1995 yılında çıkardı.
Sen Kimsin ve Bahçevan şarkılarıyla 90'ların son yıllarına damgasını vurdu. Albümler, sahneler, televizyon programları, oyunculuk derken yoluna dolu dizgin devam eden ünlü sanatçı bu yükselişine bir süre ara vermek zorunda kaldı. Yılmaz Morgül kansere yakalandı. 7 yıl boyunca Amerika'da tedavi olduktan sonra sağlığına tekrar kavuşan Morgül, katıldığı bir programda o günleri "bu hastalık Allah'tan geldi, şifasını da Allah verecek" diyordum. Her hastalığın ayeti var. 5 yıl onları okudum. Sürekli kendimi telkin ettim. "Sen çok iyi olacaksın, muhteşem olacaksın" dedim. Bir ara kemoterapi tedavisi gördüm. Saçlarımın bir bölümü döküldü. Vücudumun derisi soyuluyordu artık. 1999-2000 yılları arasında durumum çok ciddiydi. Ama Allah'ın izniyle gücümü kaybetmemeye çalıştım ve hastalığımı yendim diyerek anlattı. Zorlu süreçten adeta yeniden doğarak çıkan Yılmaz Morgül, kendisine sunulan ikinci fırsatı iyi değerlendirdi. Değiştirdiği imajı ve fit görüntüsüyle kariyerine iddialı bir geri dönüş yaptı. Gerek tarzı, gerek sesiyle her dönem Bülent Ersoy'la kıyaslandı Yılmaz Morgül. Diva'nın rakibi olarak gösterildi. Yıllarca süren polemiklerin ardından birlikte katıldıkları İbo Show'da barış sağlandı diye düşündük. Ama soğuk rüzgarlar esmeye devam etti. İkili arasındaki buzları Yılmaz Morgül'ün, Bülent Ersoy'un annesinin cenazesine katılması bile eritemedi. Yılmaz Morgül geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy'u servet harcadığı alışverişleri sonrasında kürk merakı sebebiyle topa tuttu. Renkli karakteriyle tanınan ve sevilen sanatçı, Türkiye'nin en çok izlenen yarışması Survivor'daki yerini de aldı. 2016 yılında katıldığı Survivor'da yarışmanın formülü Türkiye'nin Morgül'ü oldu. Yarışmada başarılı bir profil çizen sanatçı, bugün Masumiyet oyuncusu olan Serkay Tütüncü'yü yendiği oyunla hafızalarda yer etti. Sağlık sorunları sebebiyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Yılmaz Morgül, bakalım hazırlıkları başlayan Survivor All Star için adadaki yerini alacak mı? Ama ünlü sanatçı asıl haberi geçtiğimiz günlerde çıkardığı şarkısı Gülü Soldurman'la duyurdu. Tüm anneleri destedi, şarkıyı en çok kendi annesi Fatma Morgül armağan ediyordu Yılmaz Morgül. Alzheimer hastası annesi Fatma Hanım'a gözü gibi bakan ünlü sanatçı, annesinden aldığı bir haberle daha sarsıldı. Ünlü sanatçı, yatalak annesinin geçtiğimiz günlerde bir de cilt kanseri olduğunu öğrendi. Uzun yıllardır hasta yatağından kalkamayan ve tüm bakımını üstlendiği Fatma Hanım'ın da cilt kanserine yakalandığını öğrenen Yılmaz Morgül, yaşadığı zorlu süreci ve tüm detayları şimdi Söylemezsem Olmaz canlı yayınında anlatıyor. Yine gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül. Ama sen çok iyi bir evlatsın. O yüzden gerçekten yıllardır hep bir gün bile annecini yalnız bırakmadın. Evet. Ama annen de herhalde bütün o gençlik yıllarını, her şeyini sizleri büyütmek için. Ben bu ayakkabı için gidiyorum ya. Bugün başım ağrıyor ve başım dönüyor. 2 saat orada o yapıştırılan ya, şeylere duruyor. Nasıl bir koku biliyor musunuz? İnsanı sarhoş ediyor yani o kadar. Son o vaziyetteki o resmini görmek öyle ağır geliyor ki insan. Çok. Görür yani, görmez ağlar. Çocuklar düşünsenize, annem haftanın 5 günü seren kundura fabrikasında işçi olarak çalışıyor. Cumartesi günleri Beykoz'da ziraatte tarla işçiliği yapıyor Arto. Pazar günde hadi hepimizin okuduğu gidiyor. İlkokulda hademelik yapıyor. Hiç görmedim. Haftada durmadan. 7 gün. Ah canım. Yani öyle bir cennet işte. Yani o yüzden ben i̇şte. Annem her şeyin üstünde benim hayatımda. Çünkü babamı çok küçük yaşta kaybettim. Baba sevgisini bilmiyorum ama benim hem annem hem babam annem oldu. Ah ya. Tabii çok defakar bir anne. Yani bugün mesela yılın annesi ödülünü veriyorlar insanlara ama şu anneler ödüle layık anneler. Yoksa... O yüzden ben bu şarkımı yani Gülü Soldurmam'ı annemi hissederek, duyarak okudum. Onun acılarını çekerek okudum ve 3 kere hayatımda hiç tansiyon yaşamadım. Tansiyonlarım düştü stüdyoda. 3 kere baygınlık yaşadım. Ama
bilmiyorum çocuklar. Ya ifade edemem anneme olan sevgimi. Allah Şükran ablamdan da Nezahat ablamdan da razı olsun çocuklar. Yani hiç yabancı ablalarım. Evet, hiç yabancı. Yabancı insanlara elini değdirmiyoruz annemize. Yani işte kız evlat da burada çok önemli biliyor musun? Kız evladım burada o kadar, bak benim annem de Alzheimer'dan vefat etti. Üç tane erkek kardeşi vardı. Bir tek benim annem kızdı. Bir tek o bakıyordu herkese. Yani kızlara bilmem ne. Erkekler sadece para gönderir. Ama anne... Ben öyle değilim. İşte sen öyle değilsin. Sen öyle değilsin. Bak, ama genel anlamda... Ben yıllardır ablamlar evlendiler, gittiler. Annem hep benimle yaşadı. Ben annemin bütün çamaşırları makinesinde, çamaşırlarımı, bulaşıklarımı, yemekleri, her şeyini ben yapıyorum. Ben annemin, affedersiniz... Yani ablam müsaade etsin çıkmıyor. Altını mesela diyor ki geçen. Mesela, ya geçen yani. Diyor ki Yılmaz Selçuk diyor. Şimdi diyor tabii. Çekinirsin falan diyor. Annemin altını değiştiriyorlar. Çok özür dilerim seyirciler. Dedim ki ben nasıl dedim yani annemden çekineceğim. Abla dedim ben de yaparım. Ne olacak dedim yani annem o benim ya. Düşünebilir misin? Şu an hatırlıyor mu? Hatırlamıyor mu? Efendim? Şu an hatırlamıyor mu sizi? Hayır hiç. Ya. Sadece beni ya. Ben onun biz Karadenizliyiz ya çocuklar, ben odaya şöyle giriyorum, çok özür dilerim, ancak o şekilde bak tepki veriyor bana gözleri, diyorum ki bak hey gidi Karadeniz doldu. Tamam mı? Hemen bak canlı yayını mutlaka izliyordur ablamlar. Tepki vermiyor ablamlara. Ben bana Arto'cum hemen o gözler açılıyor. Ay, ne o güzel. Tek gözü hiç açılmaz. Ne güzel ama. O iki gözünü açıyor. Beni nasıl dinliyor biliyor musun? Böyle cevaplar böyle ben. Ya. Böyle bir bebek. İşte o anneyi öyle görüyorsun ya. Ama ne güzeldi değil mi? Ablaları da kıskanmıyorsan tabii. Olan sevgisini. Yok yok. Ay Allah onlardan razı olsun. Benim annem de mesela olsun. Bana çok düşkündür yani. Yok ay canım benim bana ya. Bana da düşkündür ama benimkiler kıskanıyorlar maalesef. Yok bizimkiler de öyle şeyler. Ben ablamları da bakarım. Sizleri de bakarım. Canım niye bakmayayım ya? İnsanız. Ben sadece insanım. Sonra sanatçıyım. Evet, önce doğrusu. İnsanım ben. Sadece insanım. Kim çağırırsa koşarım giderim. Yani... ne bileyim beni en yakından tanıyan mesela sanat dünyası İbrahim Tatlıses'tir, Derya Tuna'dır. Yani ben itiraf ediyorum arkadaşlar, gurur duyuyorum. Ben bahçedeki tuvaleti olan bir gecekonduda dünyaya geldiğim için yer yatağında yatıyorduk, tek odadaydık. Affedersiniz ev sahibinin büyük baş hayvanlarını yetiştirdiği ahırı temizliyordum. Bircan bize evet. Süt veriyordu Arto. Diğer komşumuzun mesela kümesini temizliyordum. O da bana yumurta veriyordu Seren. Ben böyle büyüdüm. O yüzden ben herkesi çok seviyorum. Hiç kimseye kötü bir şey düşünemem. Nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. İşte bunu unutmadığın sürece. Anladın mı? Tabii. Yani mesela ben seviyorum. Biz leğende yıkanıyorduk. Beykoz'daki evimizde leğen vardı. Ben hayatımda ilk defa İbrahim Tatlıses'le Derya Tuna'nın İhlavur'da kendilerini ilk aldığı evleriydi. Ben orada küvet gördüm. Bu ne dedim Derya ablaya? Ya. Dedi burada yıkanıyoruz Yılmaz İbrahim dedi. İbrahim Bey sana para verdi değil mi? Cemiyetlere gitmen için. Tabii. Yani hayatımın çok büyük bir bölümü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna ile geçti. İbrahim abi o kadar özel bir insandır ki asla göstermez. Ya. Böyle bırakır. Bir öyle yere gazetenin ya. Altına bırakır. Der ki Morgül gazeteleri okumayı unutma benden. Çünkü önce gazeteleri o okuyacak evde. Sonra biz. İşte diyor ki iyi oku gazeteleri. Benle ilgili bir haber varsa da bana söyle. Numara yapıyor. Ya. Aslında evet ay, gazetelerin ya. Altına para bırakıyordu. Ay, ben de gidip okul. İşte evet. Yani aylıklarımı
ödüyordum İbrahim Tatlıses, böyle bir insan. Ve mesela bana dedi ki, sen de dedi Ceylan gibi dedi, Emrah gibi dedi, seni de alalım kadrolarımıza, fuarlarda her yerde çalış, ne olacak dedi. Yok dedim, ben eğitimime devam edeceğim, bir gün gelecek dedim, ben sizin astrolistiniz olacağım dedim. Oo Derya Hanım, bu çok büyük havalardı dedi. Bak dedi, beğenmiyor dedi kadroya girmeyi falan. Yok dedim, benim böyle bir yeminim var, ben bir gün astrolist olacağım. Ve Elveda İstanbul çıktı çocuklar, 1997 yılında İstanbul Luna Park gazinosunda ben İbrahim Bey'in astrolisti oldum. Ya. Tabii hayaldir o. Hayalim tabii ki. Hayalim 3,5 ay boyunca onunla çalıştım. Sonra diğer gazinolar, yani o da benim, diyor ki bana her zaman, iyi ki ismin Yılmaz diyor. Ya tabii. Hiç ya, bana neler yaptılar. Tabii. Un kapanlarında falan. Bülent Ersoy'u anlatıyordun aslında. Bülent Ersoy. Evet. Elveda İstanbul çıktı. İlk televizyon programı Arto Bülent Ersoy şovdu. Ve kimle çıktım? Türkiye'de hiç kimse iddia etmesin arkadaşlar. Bir tek eserleri benimle geçtiği için hoca sıfatı sadece Yılmaz Morgül öğrencisi olarak karşılıklı olmuştur. Müzeyyen Senar. Türkiye'de de zaten tabii. Sen o zaman biliyorsun, tamam, işte biliyorum. Bodrum'da hani o da Feray'ın evinde kalıyordu o zaman. İlk derslerimi Müzeyyen Senar'dan aldım. Sen gerçek öğrencisin. Tabii gerçek. İlk eserleri bana geçmiştir. Bak. Başka kimse iddia etmesin, ben Müzeyyen Senar'dan ders aldım, o benim hocamdır falan demesin. Efendim. Bülent Hanım der ama onu. Ve düşünsenize, Bülent Ersoy şova konuk oluyorum. İlk televizyon programım, yanımda Müzeyyen Senar var. Çocuklar ben çıkıp mesela Elveda İstanbul'u okuyorum değil mi? Aa, şey yayınlanıyor program, benim sesim yok. Aa. Niye? Yok. Hamam ekosu vermişler bana. Ne demek bu? Herhalde Seren sen vermedin bu emri. Programın sunucusu sen değildin o zaman. Bülent Hanım verdi diyorsun. Peki Bülent Hanım basın, Bülent Hanım bağlanabilir istiyorsa. Çarşaf bunu yazdı. Siz dedi, niye dedi böyle bir şey yapıyorsun? Ne istiyorsunuz yeni çıkan bir sanatçıdan? Çünkü sen Zeki Müren'e namzet gösteriliyordun. Evet. Zeki Müren beyefendi gibi olacak diye. Tabii. Evet. Hadi Yılmaz mı o gün hani yeni bir Zeki Müren yeni doğuyor diye. Hiçbir zaman Bülent Ersoy ya da o ekol için gösterilmedi. Yok, Yılmaz. Hayır, hayır. Her zaman Zeki Bey ekolü olarak gösterildi. Duruşuyla, musikisiyle, her şeyiyle. Burada iyi görünüyor ama mesela bu programda falan. İşte bu yıllardır süren. Bunlar önde güzel gözüküyor da. Arkada. İbrahim Tatlıses bunu böyle gerçekleştirdi. Ama o program bitip kulise gittiğimizde yine bana. Bakmadı mı? Aynı şekilde. Davranışlarına devam. Ama ben çok seviyorum. Ha. Ben Allah'ın bütün kullarını seviyorum. Onu da seviyorum. Hiçbir şekilde saygısızlık yapmadım. Ama bak VTR'de şey diyor. Bana hiçbir zaman sevgisini ve ilgisini ve saygısını söylememiş bir insandır. Ama VTR'de diyor çok iyidir diyor. Ama bu yıllar sonra, 20 yıl sonra, 25 yıl sonra söylenen şeyler. Ben de şok oldum duyunca onları. Peki gerçekten sabahları, sabah ezanında mezarlıkları mı geziyordu Bülent Ersoy? İşte hepimiz geziyoruz. Ben de gidiyorum, rahmet ama veriyorum herkese. Ama sen burada bunun altında başka bir şey, başka bir İşte o mevzu. Zamanlar öyle söylediler işte, bilmiyorum. Ama gazeteler diyor ki, yazdılar. Bana yaptıklarını başkalarına da yapıyor diye herhalde sabahın köründe gezip artı... Söylemiyor şu an yayında. Yani hep öyle. Şimdi, hani etrafımızda bir sürü insanlar olur ya, derler ki seni kıskanıyor, seni çekemiyor. Zaten o kadın sabahlara kadar mezarlıklarda dolaşan bir insandır. Malum uğraşıyordur seninle falan gibi. Şöyle bir şey var. Benim Allah'ım var, dualarım var. Sen İşlemez. Tabii çok değerli bir sessin. Allah razı olsun. Tabii, ki Bülent tabii ki Bülent Hanım da çok değerli bir ses. Tabii ki. Şimdi, Türk musikisinin en büyük sanatkarları. Ve ben, Allah vergisi bir ses. Ben senin bu gençliğin ve çocukluğun sürecinde daha çok acaba Bülent Hanım'ı mı şimdi illaki birilerini dinler insan. Yani ve o dinlediği insanı sevdiği için onun tesirinde kalır. Acaba Bülent Hanım'ın tesirinde kalmış olabilir hayır, misin? Hayır, hayır, tam Zeki tersi Müren'in... yok, hayır. Ben mesela hiç Bülent Ersoy'u görmüyorum Yılmaz'da. Duruşunda Zeki Müren görüyorsun. Evet. Serencim bak, ve bugüne Türk kadar... Türk sanat müzikisinde de onu görüyorum. Bircan, Arto, bugüne kadar mesela yıllar içerisinde herkesin ses taklitleri yapıldı. Yok, ama Morgül'ün yapılmadı. Evet, yok. Hani Ay, görüntü Levent Kırca'dan Ercan Akış ya... Herkes işte, yaptı. Herkes yaptı benim taklitlerimi ama
Kimse ses taklidini yapmadı. Doğru. Yapamadı. Çünkü bu arada fikirlerinizi lütfen. Instagram'a yazın lütfen. Ama Bülent Ersoy'u herkes taklit etti yani. Evet, mesela evet. Zeki Müren de çocukların ilk çıktığında Müzeyyen Senar'ın genç kızlık sesiymiş. Evet. Sonra kendi ekolünü bulmuş. Ama bana sorarsanız sen kimi dinleyerek büyüdün? Ben söylüyorum. Birinci sıra Müzeyyen Senar ama ikinci sıra Muazzez Abacı'dır. Ya. Evet. Abacı en büyük aşkım. Bizim benim. Hep konuştuğumuz şey Ebru Gündeş de hep Muazzez'i yolunda. Muazzez Abacı'na tabii bana her şeyi seni hatırlatıyor açın. Ebru Gündeş direkt taklit ederek. Bazılarında taklit kabiliyeti var çünkü. Taklit kabiliyeti olduğu için Muazzez Abacı'nın sesini aynısını. Çocuklar mesela şeyin Zeki, Bülent Ersoy'un ilk plağı çıktığında Müzeyyen Senar demiş ki ben bu plağı ne zaman doldurdum? Aa. Tabii hangi eser taklit biliyor musun? Taklit ediyor da. Bak şu şekilde İlk okumuş çıktığında. Bak. Ah, tuti mucize güyem ne desem. Müzen abla demiş ki, abla dedirttiriyordu kendini annemiz. Dedi ki, bu kim? Ben ne zaman bu plağı okudum? Aynısı. Tabii ama, o da onun tesirinde kalmış. Ama çok o tesirinde kaldı zaten. Peki. Hani o ekolün devamıdır. Bülent Hanım. Daha renkli bir şeyler söyleyeceğim. Muhteşem bir fiziğin var. Çok teşekkür ederim. Hiç değişmiyor. Kickboksçuyum bu arada. Kickboks yapıyorum. Seni Survivor'a hangi kuvvet götürdü ya? Survivor'a beni hiç kimse götüremezdi arkadaşlar. Bak çok ilginç hikayesi var. Acun Ilıcalı bir gün beni arıyor. Diyor ki Sayın Morgül sizinle toplantı yapmak istiyorum. Ben de Cavit Çağlar'ın Olay Televizyonu'nda Yılmaz Morgül Show yapıyorum. 4 yıldır. Bütün starları ağırlıyorum. Efendim dedim ki herhalde bana herhalde bir müzik programı falan teklif edecek. Acun Ilıcalı. Bir kendisini hiç tanımıyorum. İsmini biliyorum ama hiç tanışmadım. Gittim efendim çağırdı beni araç gönderdi. Sağ olsun gittim. Dedi ki böyle böyle de sizinle çalışmak istiyoruz. Öyle mi efendim? Nasıl bir program düşünüyorsunuz? Bana dedi ki Survivor. O ne dedi? Vallahi bak ben Survivor hiç izlememiştim ki. O ne dedin? Hiç izlemedim. Ondan sonra dedim ki Survivor ne? Beni aradıklarında ne yaptım? Siz gidin başka bir tipleri çağırın bana. Bana bir daha sakın beni aramayın dedim. İşte öyle değil. Dedim ki Survivor nasıl bir program Acun Bey? Dedi ki bu bir yarışma. İşte şeye gidiyoruz. Dominiklere falan gidiyoruz. Orada işte ünlüler ve gönüllüler takımı var. Sizi ünlüler takımına almak istiyoruz. İşte o program için biz sizi buraya davet ettik. İmkansız dedim. Teşekkür ediyorum göstermiş olduğunuz ilginize. Ben programımdan çok memnunum. Tabii. Ki o zaman da Taşlık Gazinosu'nda çalışıyordum. Bir de yani Yılmaz Morgül ne alaka? Az solist yani. Yani Survivor bir Yılmaz Morgül hiç alakasız yani. Ne olduğunu da bilmiyorum. O zamanlardaki yani, gündemde zaten feci bir pırıltısı bir var. Bir de yani orada atletik yapıları yerde. Falan devamlı spor yapan insanlar da katılıyor. Şimdi bu 96-97 falan iyi de. Yılı bu. Yani 2016, nasıl yapacak bu yarışmayı? 2017 yılı bu. Efendim bir daha çağırdı. Yine aynı cevabı aldı. Bir daha çağırdı. Bu sefer böyle yaptı bak. Ya siz dedi nasıl bir sanatçısınız? Siz nasıl bir insansınız dedi bana. Böyle bak yüksek ses perdesiyle. Ne demek istiyorsunuz siz Acun Bey dedim. Ya dedi ben senin gibi bir sanatçı tanımadım dedi. Yıllardır dedi magazin muhabirliği yaptım. Bu işin içinde bir insanım. Bu sanatçılarla her şekilde çalışıyorum televizyonumda. Ama senin gibi bir insan ben tanımadım. Neden böyle konuşuyorsunuz Acun Bey? Bende bir şey mi gördünüz dedim. Yok dedi ya. Sen dedi nasıl bir insanmışsın dedi. En yakın 15 yıldır görüştüğün insanların... Benim cebimdeki 5 kuruşun hesabını verdiğim hani hukuk ve mali işleriyle ilgili isim verebiliyor muyuz? Ben çünkü Dobra'yım. Kişini söylerim. Söyleyebiliriz. Söyleyebilirim değil mi? Efendim dedi ki benim cebimdeki 5 kuruşun hesabını verdiğim her türlü hukuksal işlemlerimi yapan aileyle 15 yıldır görüşüyormuşsun. Ve dedi hiçbir şekilde benim mevzum geçmemiş. Neden geçsin Acun Bey? Kimden bahsediyorsunuz siz dedim. Dedi ki Hüsnü Asuman Güreli. Sen onlarla ailece görüşüyormuşsun. Onlar bana dediler ki Hüsnü Bey dedi ki Acuncum sen boşuna uğraşma. Yılmaz Morgül'ü Survivor'a falan götüremezsin. Bu öyle bir insan değil. Sen bunu parayla falan alamaz. İkna edip de oralara götüremezsin. E ne yapacağım dedim diyor Acun. Heh. Bak bunu da anlatıyor. Dedim ki Hüsnü abi ne yapacağım Yılmaz Morgül'ü Survivor'a getirmek için? Yapacağım bir şey var o da kabul ederse. Nedir demiş? Yılmaz'ın çalıştığı 28 tane hasta çocuk sağlık vakfı var. İşte Down, otizmli, serebral palsi, engelli. Hepsine gider vallahi. Dedi ki eğer onlara sen bağış yaparsan
Yılmaz'ı kalbinden vurursun. Yılmaz'ı da oraya götürürsün. Sen 5 kuruş almadın mı? Yok hayır, ben o anlaşmayla gittim. Oraya tabii. Sonra biliyorsunuz... Sen bu kadar zengin misin peki, almadın hiç? Ya ama bu böyle bir adam. Zenginlikle ilgisi gönül, yok ki bunun. Gönül adamı, hakikaten hiç ilgisi öyle. Yok. Ben öyle bu sonra, ama bana ne kapılar açtı? Rising Star. Arkasından. Ve Acun Bey'in sunuculuk yapmadan ve o, affedersiniz, bir daha yaşanmasın. Bir kalkınma yaşadı ya Türkiye. Evet, hani kalkışma oldu. Kalkışma doğru, oldu ya. Temmuz. O dönemde bile çocuklar ilk 3 rating. Rising Star TV8'de ondan sonra olay oldu tabii. 3,5 ay orada çalıştım. Sonra Yılmaz Morgül Show TV8'de, sonra Yılmaz Morgül'le Mutlu Günler Türkiye gibi programlar sundu bana. Evet. Aferin. Tabii bunları yaptım. Bravo. Sonra pandemi girince sen biraz dinlen dedi bana. O ses için de dinlen dedi. Çünkü ama sen dinlenmedin, Instagram'da feci şeyler yaptın. Ben durmam. Sen Seren'e ulaşamadın mı geçen hafta? Evet ya. Neden ulaşamadın? Yılmaz Morgül'ün arka... Ben Karadeniz'de olduğum için fıkraları, gülmeyi çok seviyorum. Bak şimdi benim bir vine'im var, onu Seren'e uyguladım. Dedim ki efendim Seren Serengil'i günlerdir arayıp ulaşamıyorsanız sorun hatlarda değildir. Sorun Seren'i yediği hatlarda. Seren hangi hatları yiyormuş o sırada? Tabii benim arkadaşlarım arasındaki adım ne biliyor musunuz? 009. Öyle mi? 007 değilim. Neden? Her şeyi bilirim. Bana gönül yazar der ki, kulakları çınlasın, sen sanat dünyasının kara kutususun. Ay seni sen yiyeceğim kara şimdi kutususun. Kalkım çok. Senin bilmedi çünkü ben öyle bir evde yetiştim ki. İbrahim Beyler'in. Sana bir soru sorayım. Görüntüdesin bak. Efendim. Çok yılanlık işte, geldi aklıma. Tamam mı? Ve bu arada da geçmiş olsun diliyorum. Benim manevi annem var, Belkıs Özener. Çocuklar koronaya yakalandı. O geçmiş olsun. Yoğun bakımlar, ölümden dün döndü. Ay aman Allah geçmiş korusun. Evet, çok kendisi geçmiş, şu anda ekran tabii karşısında. Çok kıymetli. Çok sevgilerimiz. Benim annemden sonra canım en sevdiğim insan, manevi annemdir. Belkıs Özener'e. Çok değerli bir sanat. O gönüller dolusu geçmiş olsun. Bir şey söyleyeceğim. Ebru Gündeş sana küfür etti. Bıçak çekti mi? Daha neler. Vallahi arkadaşlar ben neler yaşadım biliyor musunuz? Ay o doğru, gazinolarda. Böyle bir şey ilk defa ben neler yaşadım. Ben Luna Park gazinosunda bakın. Bütün araştırabilirsiniz basın arşivini. Dönüşümle az solist olarak başladık Serenciğim. Nerede? Luna Park gazinosunda. Ebru'yla mı? İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Yılmaz Morgül. Bir gece... İbrahim Bey'den sonra Ebru, bir gece ben çıktım. Tamam. Bir hafta böyle gitti mi? Sonra evet, rahmetli Osman Kavran üçümüzü gazinoya yemeğe çağırdı. İbrahim Bey yaşıyor. Allah uzun uzun ömürler versin. Ebru Hanım, İbrahim Bey, biz yemeğe gittik. Dedi ki Ebru kızım dedi. Senin dedi ilk gazino çalışman bu. Çünkü Ebru Gündeş benden aynı şirketteyiz, müzik şirketinde 3 yıl önce lansa olmuş, meşhur olmuş bir insandı. Ve Ebru Gündeş bana söyledi Serencim, aynı şirkette. Fahrettin Aslan beni çağırdığında Yılmazcığım beni de söyle dedi. Ama Fahri hiçbir zaman Ebru Gündeş'i çıkartmadı Fahri Bey. Kabul etmedi. Maksime çıkamadı biliyor musunuz Ebru Gündeş? Ve sonra ben Fahri Bey'in teklifini kabul etmeyince efendim, kadrodan dolayı bana Osman Kavran teklif etti. Bir tek kişi istiyorum. Bu benim hayalim. Ben bir gün astrolist olunca İbrahim Tatlıses'le çalışmak istiyorum dedim. Hayalimi söyledim. Osman Kavran hemen oradan İbrahim Tatlıses'i aradı. Taksim stüdyolarında İbor Show çekiliyor. Hemen dedi varım İbrahim abi, geliyorum. Ebru Gündeş. Bunu duydu bizim şirketteki Ebru Hanım. Dedi ki Yılmaz'cığım ne olur İbrahim Bey'e söyler misiniz, ben de kadroya gireyim. Bak ben vesileyim o ekmeğe. Ama benim o bir haftalık çalışmamızdan sonra Osman Kavran dedi ki kızım dedi, bu haftadan itibaren sen İbrahim Bey'den önce çıkıyorsun. Yani İbrahim Bey, Oriental Şıvga, son Yılmaz Morgül çıkacak. Evet. Bundan sonra 3,5 ay. Bunu duydu mu? Evet. Çok hırslı çünkü. Ay, çocuklar, benim yaşadıklarımı bakın, Allah vergisi bir ses. Çok büyük bir yorumcu. Bunu söylemek zorundayım. Tabii. Çünkü... Doğru olan şeyler. Sen söylemesen de zaten bu aşikar. Ama olsun. Yani. Hakkını vereceksin her şeyin. Efendim, ama ben o günden itibaren gazinonun sürekli astrolisti olduğum için bana
Hayatımda erkek olarak ağzıma almadığım ne laflar. Küfürler. Tabii ben hakkımı helal etmiyorum Ebru Gündeş'e. Ama benim neden? Benim anneme yani? Küfür etti o. Ne benim diyorsunuz? Annemin hayatımın merkezi olduğunu biliyorsunuz. Ben yıllar önce de söyledim canım. Üstünü örttü biraz bazı magazinci olduğunu zanneden siteler açıp ondan bundan hediyeler alıp da haberler yapar insan. Aynı şeyler. Demek ki doğru söylüyormuşum değil mi? Ondan sonra bu habere de bu şekilde sen kimsin de Ebru Gündeş'i az soliste oldun falan filan. Efendim arşivler var. Girsinler Yılmaz Morgül Instagram sayfasına. Gazinolar biliyorsun Serencim. Ben biliyorum. Sen bir solistsin. Teşekkür ilanı verirler. Evet. En başakini koyarlar. Solist. Yılmaz bak ne diyor. Solistin Luna Park Gazinosu diyor. Sayın 3,5 aylık çalışmadan sonra Sayın Yılmaz Morgül'e. Ve kadrosu. Sayın Ebru Gündeş'e, Sayın İbrahim Tatlıses'e diyorlar. Teşekkür ilanı da bu. En başta kim var? Sol başta kim olur? Türkücü. Hayır sol başta. Az solist. Hayır, az solist en yukarıda olur. Evet. Sol başta, onun altında da hemen solda türkücü olur. En altta İbrahim Tatlıses. Evet, en altta İbrahim Tatlıses olur, doğru. Bir dakika anlatma. Ben reklamlardan sonra. Ben hakkımı helal etmiyorum. Çok büyük bir ses, çok değerli bir bıçak, bıçak nerede? Ama benim kalbimi, annem benim dünyamın merkezidir. Benim anneme yaşıyor. Sevil Hanım vardı bizim ortak asistanımız. Evlendi, Bodrum'a yerleşti. Bir dakika şimdi reklama gideceğiz çünkü mecburuz. Dönüşte bir bıçak çekme olayı var. Bıçak çekme değil mi? Annesine küfür etmiş daha ötesi. Daha büyük bence bıçak çekme. Yani herhalde.